Uludağ'dan merhaba, ben Sinem Yöndem. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı. 2 gün boyunca Türk iş dünyasının kalbi Uludağ'da atacak. Hayli hareketli bir ilk günü geride bıraktık. Çok fazla konu vardı gündemde. Taraftan tabii ki hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemi terörde Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne damgasını vuran konulardan bir tanesi oldu. Yanımızda tavsiyosu Sami Şener var. Kendisiyle de konuşacağız. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bir taraftan teknoloji var gündemde, dijital dönüşüm var ama bir taraftan da malumunuz zorlu bir dönemden geçiyor. Hem dünya hem Türkiye. Güvenlik kaygıları çok artmış maalesef durumda. Bir sizi de burada bulmuşken sormak istiyorum. Çünkü en sonunda tabii ki Brüksel'de yaşanan saldırının arkasından havalimanlarına ilişkin de çok fazla soru işaretleri oluştu. Siz dünyada sayılı havalimanı işletmecilerinden biri olarak bu eleştirileri nasıl yanıtlıyorsunuz? Ne yapılması lazım? Güvenlik daha da artırılmalı mı? Bir zafiyet var mı? Şimdi şöyle, zaten havalimanları toplumsal kullanım mekanları olarak çok ciddi şekilde korunan yerler. Yani uçak güvenliği, yolcu güvenliği bizim için olmazsa olmazımız. Ama bunun dışında baktığınızda hem Türkiye'de hem dünyada dediğiniz gibi maalesef çok ciddi terör olaylarında bir artış gözüküyor. En sonunda Brüksel Havalimanı'nda havalimanı terminal binasının içinde bomba patlatmaları gerçekten çok üzücü bir hadise oldu. Avrupa'da genellikle havalimanlarının, genellikle değil hemen hemen hiçbirinde, havalimanlarının girişinde X-ray ve arama yok. Türkiye'de ise havalimanlarının girişinde X-ray var. Ancak biz daha önce Avrupa'ya uyum sağlamak adına biz de bu X-ray'lerin kaldırılmasını düşünüyorduk ve güvenlik komitesi buna karar vermişti. İzmir'den başladık. Deneme olarak İzmir'de kaldırmıştık. Fakat 2-3 gün önce tekrar geri koyma mecburiyetini hissettik. Bize havalimanlarının güvenliği tabii ki güvenlik kuvvetlerimizin elinde. Yani polis ve jandarmanın elinde. Ancak biz de TAV güvenlik olarak, bizim özel güvenlik şirketi olarak X-ray'lerde yani arama tarama işlemlerini biz yapıyoruz. Girişte bir X-ray'ler var. Oradan yolcu bütün bagajlarıyla giriyor. Verdiği büyük bagajlarını çekinde veriyor. O bagaj aşağıda bagaj handling ünitesinin olduğu yerde tomografik cihazlardan geçilerek tekrar aranıyor. El çantası da pasaporttan geçtikten sonra tekrar X-ray'lerde tekrar aranıyor. Havalimanlarında biz ZİM, Türkiye'nin Avrupa'dan şu düşünce farkı vardı. Türkiye bölgemiz değişik bir bölgede olduğu için terminal binalarının içinde herhangi bir eyleme bile müsaade etmiyordu. Yani sadece yolcu ve uçak güvenliğinden ziyade, yani onlar must olması gerekiyor ama onun dışında terminaldeki çalışanların, uğurlamaya gelenlerin, yolcu karşılamaya gelenlerin de güvenliği çok önemli. Tabii. Onun için biz binaların içine sokmuyoruz kimseyi ve arama yapıyoruz. Bunun faydasını da görmüş olduk. Bunun dışında tabii ki güvenlik kuvvetleri gerekli tedbirleri fazlasıyla alıyorlar. Bizim havalimanlarının girişinin de profiling dediğimiz, yani dereceli arama yaparlar. Polis yapıyor bunu. Terminal girişlerinde de biz varız. Ben inşallah bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü her türlü teknolojik ve fiziksel tedbir alınmış durumda. İnşallah bir hadiseye mahal verilmez. Bundan sonra böyle bir olay bir kez daha yaşanmaz diyelim ama sizi bulmuşken, şimdi 2015 rakamları da gelmişken TAV için rekor yılı gibi bir yıldı. 1 milyar euroyu aştı TAV havalimanlarının gelirleri. Daha önceki açıklamalarınızda da demiştiniz ki şimdi Atatürk Havalimanı'nın boşluğunu dolduracak dünyada bir iki havalimanı peşindeyiz. Acaba olgunlaşmış bir durum var mı? Özellikle hangi ülkeler, bölgeler radarınızda? Bizim 2000 yılında bir tek Atatürk Havalimanımız vardı. Ve 2000 yılında bizim Atatürk Havalimanı bizim grubumuzun EBITDA'sının %100'ünü yapıyordu. Şimdi %50'sini yapıyor. Yani demek ki biz bir ikinci bir İstanbul Atatürk Havalimanı yaratmışız. Biz şimdi bir %50 daha yaratmamız gerekiyor. Çünkü üçüncü havalimanın açılmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nın kapanacağı malum, bu ilan edildi. Gerçi şimdi bir City Airport olacağı söyleniyor. O da bizim süremizden sonra bir ihalesi yapılırsa gireriz, bakarız, alırız veya yapmayız. O ayrı konu. Ama şunu görüyoruz ki İstanbul'un kaybıyla birlikte bizde bir EBITDA gelir kaybı olacak. Bunu nasıl yerine getireceğiz? Şimdi bizim organizasyon yapımıza baktığınızda bir servis şirketleri var. Bu servis şirketleri işte duty free şirketi, IT, yer hizmetleri, yiyecek içecek şirketi. Bunlar önemli şirketler. Bu şirketler ama sadece bize hizmet ediyorlardı. Şimdi biz bu şirketleri serbest bıraktık. Ve bu şirketler bizim işletmediğimiz havalimanlarında da hizmet veriyorlar. Ne oldu peki? 14 havalimanını biz işletiyoruz. Şu anda 70 tane havalimanında bizim ayak izimiz var. Bakın, bizim işletme hizmetleri şirketimiz Kenya'da lounge işletiyor.
Ve şeyde Washington Dallas Airport'unda da launch işletiyor. Duty Free şirketimiz Houston Duty Free'sini aldı. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Biz buna devam ediyoruz. Kesinlikle bu açığı kapatacağımıza inanıyoruz. Çünkü biz o bilgi birikiminin olduğuna, o tecrübenin olduğuna büyük bir inancımız var. Evet, biz de bekliyoruz sizden yeni gelecek yatırım haberlerini. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sani Şener'le konuştuk. Hem Türkiye gündemine, dünya gündemine damgasını vuran güvenlik kaygılarını hem de yeni yatırıma ilişkin biraz ipucu almaya çalıştık kendisinden. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nden. Biz yarın da gündemi buranın nabzına aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.